Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın diyerek sizleri selamlıyoruz. Bugün önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Aslında günün gündem maddesi bu. Tarih boyunca Türkiye'ye, ecdadımıza yönelik karalama kampanyaları, saldırılar olmuş ve bugün olduğu gibi bundan sonra da anladığımız kadarıyla olmaya devam edecek. Eğer biz Hakk'a sığınır ve sadece Allah'tan yardım istersek, sadece Allah'ın kudretine teslim olursak bu bizi zafere ulaştırır. Eğer biz bu saldırılar karşısında pes eder, yılar, bir bezginlik yaşarsak bunun sonucunda da mağlubiyetler yaşarız. Tarih bizi bugünlere kadar geldiğimiz süreçte bunlarla karşılaştırmış. Biraz tarih okuduğumuzda bunların varlığından haberdar olmuşuzdur. Peki Almanya'da 1915 olayları ile ilgili soykırım iftirasına, yalanına sığınan parlamentonun aldığı karar ne anlama geliyor? Bunun önünü, arkasını, değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını ele alacağız. Konuğumuz Akit Gazetesi yazarı Mehmet Koçak, hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı ben tanımıyorum dedi. Yok hükmünde olduğunu söyledi. Eğer böyle bir karar alınırsa, yani soykırım denilirse. Bundan önce de 1915 olayları ile ilgili soykırım yalanına başvuran ülkeler vardı. Almanya da buna eklendi. Ne dersiniz, zamanlama sizin için manidar mı? Dikkat çekici çünkü. Tam da Türkiye'nin mültecilerle ilgili batıya res çektiği, tepki gösterdiği, Almanya'ya seslendiği bir dönemde, süreçte bu kararın alınması tesadüf mü? Şimdi Türkiye, Almanya arasında tarih süreci içerisinde farklı konularda hem askeri hem ticari hem de diğer alanlarda bazı ilişkiler Türk-Alman dostluğunu ortaya koymuştur. Evet. Bu süreç içerisinde Türkiye elinden geldiğince bu tarihi süreç içerisinde bu dostluğu önemsemiş ve bu dostluğu yaşatma adına elinden geleni yapmıştır. Evet. Ama aynı sözleri, bu aynı ifadeleri Almanya için kullanmak mümkün değil. Almanya bu süreç içerisinde Türkiye'ye karşı farklı bir tavırlar içerisine girmiş ve zaman zaman bu dostluğu sıkıntıya sokan, zarara uğradan girişimleri olmuştur. Ki bugün yaptığı bu sözde soykırımı tasarısını böyle bir zamanda parlamentosunda onaylamış olması bir rastlandı değildir, bir tesadüf asla değildir. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yok hükmündedir ifadesi veya Sayın Binali Yıldırım'ın tanımıyoruz ifadeleri yerinde sözlerdir. Çünkü bu meselede Almanların neden bu işe kalkıştıklarına bakmak lazım. Bir anlayalım değil mi? Niye yani, tam da bu süreçte yani, buna ihtiyaç duydular? Eğer Almanya gerçekten, gerçekten o dönemde acı çeken insanlar, insanları sahiplenmekse veya bu sorunun Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir sürecin başlaması, yeni bir dönemin başlatılmasına katkı sağlayıp bu sorunun bir şekilde dünya gündeminden çıkarılması istenmiş olsaydı bu şekilde hareket etmezdi. Ne yaparlardı? Eğer sadece? Eğer soykırımı söz konusu ise, şimdi soruyorum Almanya, ey Almanya, bugün dünyanın birçok yerinde soykırımları tescil edilen ülkeler var. Mesela İspanya'nın Latin Amerika'daki katliamları, Fransa'nın Cezayir'de, Fransızların Cezayir'deki insanlık vahşeti. Yetmedi, bunun yanında İkinci Dünya Savaşı'na sebep olan Almanlar, 50 milyon insanın ölümüne sebep olan Hitler'in bir Almanya. Neden bunları gündemine almıyor? İngiliz'in Morjin katliamı var. Eğer mesele soykırım veya katliamlarsa birinci derecede Almanya parlamentosunda
Fransızları, Amerikalıları, İspanyolları ve sonrasında ise İsraillileri almalıdır. İsrail'in Filistin katliamlarını kınamaktan korkan Almanya, Amerika'nın Kızılderililere yönelik yaptığı katliamları kınamaya korkan Almanya, Ermenistan, Türkiye üzerindeki bir takım ticari ve siyasi emellerine ulaşabilme adına herkesin, birçok ülkenin Türkiye'yi köşeye sıkıştırma adına kullandığı bir enstrüman olan soykırımını Almanya'nın da bir şov olarak kullanmasını gerçekten kınıyorum. Gerçekten doğru görmüyorum. Demek ki mesele soykırımı değilmiş. Mesele başka. Başka bir niyet var o zaman. Biraz bu niyeti okuyalım. Sizin siyasi tespitleriniz var. Yazılarınızda da bunu dile getiriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima katliamını, o insanlığın yüz karası, vahşice, barbarca saldırısını ortaya koymamış mıdır? Şimdi bunları tanımıyoruz diyor. Böyle bir şey yok diyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı katletmedi mi? Bunlar da var bir yandan. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa ve emperyalist ülkeler üreten bir Türkiye istemiyorlar. Tüketen bir Türkiye istiyorlar. Sorgulayan, yargılayan, hakkını arayan, dünya mazlumlarına sahip çıkan güçlü bir yönetimle idare edilmesini istemiyorlar. Erdoğan'a karşı olmalarının sebebi budur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olmalarının sebebi budur. Ekonomik sebepleri var bu işin. Tüketen bir ülke istiyorlar Türkiye'yi, üreten değil. Çünkü Almanya üreten bir ülke ve Türkiye'nin üretimiyle birçok pazarına engel olmaktadır. Balkanlar ve Orta Doğu üzerindeki stratejik politikaları Türkiye'nin politikaları ile çelişiyor, çakışıyor. Çakışmıyor, çelişiyor. Dolayısıyla böyle bir dönem dediğim nasıl olacak diyorsunuz? Dolayısıyla Türkiye eğer güçlü olur, ekonomik alanda, siyasi alanda, iktisadi alanda sorunlarını hallettiği gibi terörsüz bir Türkiye ortaya koyabilirse, o zaman Almanya'nın birçok pazarını ele geçireceği endişeleri var. Diğer konuda Türkiye'ye karşı asimetrik bir savaş yürüten emperyalist güçlerle işbirliği içerisinde olan Almanya, o Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile olan beraberliğinden yara aldığını düşünerek bugün Türkiye ile beraber değil, emperyalist güçlerle daha yakın ilişkiler içerisinde ve kendi başına değil, onlara rağmen değil, onlarla birlikte hareket etmenin zorunluluğu gereği olarak da Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Yani hem stratejik, hem ekonomik, hem siyasi olarak Almanya'nın Türkiye'yi köşeye sıkıştırma bu tasarı ile birlikte Türkiye'ye karşı gücünü gösterme. Düşünebiliyor musunuz, parlamentoda sadece bir çekimser oyla kabul ediliyor. Oy çokluğu diyoruz yani, biz buna ya. Yani oy ezici çokluğundan ziyade, kahir ekseriyetten ziyade bir kişinin çekimser oyuyla kabul ediliyor. Ama bundan daha acısı, bu tasarının, ben şunu görüyorum. Ne gördünüz? Alman üst aklıyla, Alman derin devletiyle küresel üst aklın, derin devletin Türkiye üzerinde yeni bir takım planları ve projeleri olduğunu ben bu kararda görüyorum. Biraz bunu açabilir miyiz? Şimdi Gezi Parkı'nda destek veren Batı, daha sonra gelirim terör örgütü PKK'ya, onun Suriye'deki uzantısına destek veren Amerika Birleşik Devletleri, DAEŞ'i ortaya çıkararak Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışan emperyalist güçler şimdi Türkiye'nin üretim alanında ilerlemesini istemiyor dediniz. Milli otomotiv adımını atan Türkiye vardı, yerli oto. Bu çok büyük bir rahatsızlık oluşturmuştu. İçimizdeki hainler, içimizdeki asalaklar bununla alay ettiler. Bugün Alman araçlarına biniyor değil mi? Çok sayıda siyasi yetkili makam araçları olarak kullanılıyor. Şimdi bu Alman araçlarından vazgeçip yerli otomotive dönülmesi belki büyük oranda bazı kırılmalara sebebiyet verir. Ne dersiniz?
Şimdi Almanya'nın milli bir politikası var. İki adım ileri, bir adım geri. Hı. Ama bu arada çaktırmadan bir adım ileri gitmiş oluyor. Türkiye'ye önümüzdeki süreç içerisinde dayatacağı bir takım ekonomik, siyasi ve stratejik projeler olacaktır. Ben bunu düşünüyorum. Biraz açalım onları. Yani bugün Almanya 3. Havalimanı'nın intikamını alıyor bu kararla evet. birlikte. Çünkü Almanya Frankfurt merkezinde, şehrinde dünyanın bir yerinden diğer bir yerine, kuzeyden güneye, doğudan batıya, uzak doğuya giden uçakların Frankfurt Havaalanı üzerinden yolcu değişimi yaptıkları ve bütün enerji, petrol şeylerini yaptıkları, takviyelerini yaptıkları ve dinlenme merkezi olarak hatların Frankfurt üzerinden çalıştığı biliniyor. Ve buradan Almanya'nın çok büyük bir kazancı var. Ancak 3. Havalimanı'nın temeli atıldıktan sonra bu havaalanını, Almanya Frankfurt Havaalanı'nı çalıştıran, o uluslararası havaalanını çalıştıran şirket, eğer İstanbul projesi hayata geçerse, ki 2020'de bunun yetmesi, benim daha önce yaptığımız anlaşmayı tekrar gözden geçirmek zorundayım. Çünkü 3/2'lik bir kazanç payımı kaybedeceğim diyor. Angela Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier çeşitli defalarda farklı ifadelerle bu 3. Dünya Havalimanı'ndan duyulan rahatsızlığını dile getirmişlerdi. Şimdi burada gezi olayları kendi başına zuhur etmiş olaylar değildir. İçimizdeki işbirlikçilerini kullanarak mevcut hükümeti devirip bu tarihi projeleri engellemeye kalkıştılar. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu başaramadıkları nasıl anlamayacaksınız? Bugün Ermeni tasarısını Alman parlamentosuna hazırlayan Yeşiller Partisi'nin eş başkanlarından birisi Türk kökenli hain Cem Özdemir'dir. Evet. Ve ikinci eş başkanı ise Claudia Roth'tur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla verilmiş bir fotoğraf pozu olduğunu da unutmayalım. Claudia Roth, birlikte poz vermişlerdi hatırlarsınız. Geleceğim. Claudia Roth gezi olaylarında Gezi Parkı'ndaki divan oteldeydi. Evet. Oradaki kargaşadan etkilenen ve o sıkılan kazlardan gözleri yaşaran ve o gözleri yaşlı, burnundan sümükleri akan, ağzından salyaları şeyden dökülen o kadın basına poz vererek işte Türkiye diyerek evet. Türkiye aleyhinde propaganda yapmıştı. Güzel bir televizyonlarında. Sağ olun. Şimdi aynı kadın yine bu Ermeni tasarısının hazırlanmasında öncü rol oynadığını görmekteyiz. Hı hı. Tabii onun bir Alman ırkçısı olması, bir Türk ve İslam düşmanı olmasını bir yerde anlayabiliyorum. Ama benim anlayamadığım asıl mesele, bir Almanya'ya işçi olarak giden bir Türk ailesinin çocuğu olan Cem Özdemir'in bu Ermeni tasarısını meclise götürme gayretleridir. Evet. Yani oraya Anadolu'dan kalkan giden bir ailenin çocuğusun. Ve orada Alman vatandaşlığına geçtin. Belli bir eğitimden sonra siyasete atıldın, bir yere geldin. Bu demek değildir ki geçmişine küfredesin. Bu demek değildir ki Alman devletinin, derin devletinin ajanlığını yapasın. Senin Ermenilerle ne işin olur? Yani ihanet içindeki Ermenilerle ne işin olur? Bir defa Cem Özdemir'i çok iyi bir mercek altına almak lazım. Bana göre bir piyon, bana göre bir ajandır. Bağlantılarını da iyi okumak gerekiyor. Ve hani insan, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türklük yapıyoruz, işte Türkler Türkiye'nin gerçek sahipleridir diyenler ne diyecek şimdi? Türkiye'ye ihanet edenler buyursunlar. Onlardan birisi de bir Türk. Ne yapacağız? Ben aslında şeye sormak istiyorum. İshak Alaton'a sormak istiyorum. Evet. İshak Alarko'nun yönetim kurulu başkanı olarak onun, yani Cem Özdemir'in hamiliğini yapmaktadır. Hı.
hala bu hamileye devam edecek mi? Bu çok önemlidir. Yani hainlik sadece dışarıdakilerde değil, içimizdeki devşirmelerde, hatta ve hatta bizden olup bizden görünüp bizden olmayan bir takım çevreler. Münafıklar var diyorsunuz. Münafıklar var, satılmışlar var, işbirlikçiler var. Ben geçenlerde bir yazı yazdım. O yazımda şunu söylemiştim. Dünyada bu kadar hain besleyen başka bir ülke var mı görmedim diyorum. Bilmiyorum dedim. Varsa biri söylesin bana. Aklı eren biri varsa söylesin bana. Ve ya bu kadar haine de mücadele edilirken bu mücadeleye de karşı çıkan büyük toplulukların olduğu başka ülkeler var mı? Gezi'de polisin müdahale biçimine orantısız güç diyen Gezi zekalılar ve onların destekçisi medya Fransa'da polisin gerçekten çok şiddetli bir şekilde müdahalesini görmüyor, görmezden geliyor. Katılıyoruz dediklerinize. Tabii. Laf lafı açıyor, bunlar da önemli tabii, ayrıntılar aslında. Şimdi burada aslında şuna bakmak lazım. Soykırım konusunda en son bu dünyada konuşacak millet varsa o da Almanlardır. Evet, nedenini dinleyelim sizden. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na sebep olan Alman faşizmi 50 milyon insanın, suçsuz insanın, savunmasız insanın yok olmasına sebep oldular. 50 milyon insan dünyanın en büyük soykırımıdır. Bunun müsebbibi Almanlardır. Hitler'in Yahudilere yönelik katliamları, soykırımı dünya milletler camiasında beynelmilel hukuk tarafından tescillenmiştir. Hala Almanya'da ırkçılık had safhadadır. Her ne kadar Alman devleti hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir sistemle idare ediliyor ise de Alman devletinin bilhassa istihbaratın içerisinden bu Nazi gruplarının desteklendiği, yönlendirildiği mahkemede tescil edilmiştir. Ve bizim Türklere yönelik öldürme olayları yaşanmıştır. Vatandaşlarımızın, ben 33 yıl yurt dışında yaşadım, Almanya'da yaşadım. Çok iyi biliyorsunuz. Onun için bu olayların yaşandığı dönemlerde orada yaşayan bir kişi olarak söylüyorum. Alman faşizmi bütün haşmetiyle aslında ayaktadır. Hala. Tabii. Alman faşizmi ayaktadır ve düşünün, Avrupa'da da bir ırkçılık bugün zirvededir. Bütün Avrupa ülkelerine bakın, en çok siyaseten prim yapan ve şu anda birçok ülkenin parlamentosunda söz hakkına sahip olan ırkçılardır. Çok önemli konumlara gelmişlerdir. Bu tasarının Almanlar tarafından kendi başına parlamentoya getirilmiş ve onaylanmış olduğuna inanmıyorum. Bu bir küresel sistemin Türkiye'ye yönelik Almanya üzerinden Avrupa'ya, daha sonra da çeşitli ülkelerin parlamentolarında zaten birilerinde onaylanmış, bir 22 ülkeye yakın, diğerleriyle birlikte kapsamlı bir hale getirip Türkiye'yi kabul edemeyeceği şartlara sürüklemek istiyorlar. Neokonları bu işin içinde nerede görüyorsunuz? Neokonlar hiç olmadığı kadar Türkiye üzerine yönelik son zamanlarda plan ve projeleri olduğunu görüyorum. Bunun içerisinde en büyük güç Fethullah Gülen öncülüğündeki paralel yapıdır. Neokonlar son zamanlarda bilhassa Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından uzaklaştırabilmek, AK Parti'yi iktidardan düşürebilmek için neokonların ve neoliberallerin Fethullah Gülen'i kullandığını görüyorum. Bunlar da düşünün, ne neokonlar ne de neoliberaller sadece Amerika'da değildir. Bu bir küresel hastalıktır. Bu küresel akıl, bu dünyayı yöneten sistem içerisinde Türkiye'ye verilen rolleri Türkiye'ye kabullenmediğinden dolayı bu sıkıntıları yaşamaktayız. Yani Türkiye'yi yola getirmek mi isteniyor onlar bakış açısından, onların gözünden şimdi, baktığımızda? Bizim küresel, rayımıza gireceksin mesajı mı veriyorlar? Siz küresel sistemin oyununu bozacak şekilde dünya beşten büyüktür derseniz, siz bu
küresel sistemin birinci önceliği olan İsrail'i koruma ve güvenliğini sağlama politikalarına karşı Filistin'i ve Filistin'in bağımsızlığını, Filistin'in özgürlüğünü savunursanız, evet, siz bu küresel sistemin Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme, yeniden bir Sykes-Picot anlaşmasının yeniden yazılmasına engel olmaya kalkarsanız, o zaman önünüze sadece Almanya değil, daha birçok ülke üzerinden bu sözde Ermeni soykırımını dayatacaklar, gündeme getirecekler ve bu asimetrik savaşlarının devamını sağlayacaklar. Peki şunu soracağım ben. Yani bu ilk değil, son da olmayacak. Daha farklı şeyler de bekleyebiliriz. Dolayısıyla biz burada Türkiye'ye diz çöktürülmek isteniyor. Tayyip Erdoğan'a geri atımlar attırmaya çalışıyorlar. Evet, peki şunu soracağım ben. PEDIGA biliyorsunuz ırkçılık faaliyetleri yapıyor Almanya'da. Unutmamamız gereken Solingen faciası. Türk evlerini yaktılar. Bir yer daha var ve aslında Almanya'da çok sayıda noktada Türk evlerinin yakıldığını biliyoruz. Ne dersiniz? Almanya'nın bu barbarca tutumuna ilişkin Türk evlerini yakan, Solingen faciasını gizlemeye çalışan Almanya'ya var mı söyleyeceksiniz? Onlara sahip çıkanları da tabii. Şimdi aslında burada şunu açıkça ifade etmiştim. Buyurunuz. Demin. Alman faşizmini, şu andaki ırkçı hareketlerin kendi başına bu olayları yaptığı kanaatinde değilim. Değilsiniz. Hı hı. Bir tarafta bir İslam düşmanlığı var. Evet. Çeşitli ülkelerden gelen İslam düşmanlığı var. Müslümanlara yönelik bir İslam düşmanlığı var. Bir taraftan Haçlı ruhu diriltilmeye çalışılıyor. Almanya'nın aldığı bu kararla aslında iki şeye destek vermiş oldu. Bir, ırkçı akımlara cesaret verdi. İkincisi ise Avrupa'da bir Osmanlı'ya karşı başlatılan Haçlı ruhunu yeniden ayağa kaldırıyor. Parlamento içerisinde yapılan konuşmaları ben takip ettim. Dinlediniz değil mi? Ve Hristiyan Birlik Partisi'nin içerisindeki bazı milletvekilleri, biz Hristiyan bir toplumuz, orada katledilenler Ermeniler de bir Hristiyandı. O Hristiyanlara sahip çıkmak bizim görevimizdir şeklinde ifadeler kullandılar. Yani burada bir Hristiyanlık dayanışması olduğu gibi çeşitli yorumlarda ve çeşitli tartışmalarda bu konu da işleniyor aynı zamanda. Ama burada asıl, hani dediniz ya, hala Türklere yönelik bu saldırılar. Almanlar bunu yaparken maalesef yakın tarihe kadar ki siyasilerimiz, hükümetlerimiz Avrupa'daki, Almanya'daki Türk toplumuna yeterince sahip çıkmamıştı. Pasif kalınmış değil mi? Etkisiz kalınmış. Ve sadece malı saldım çayıra, Mevlam kayıra gibi bir yaklaşım içerisinde oradaki Türk toplumunu sadece döviz getiren bir topluluk olarak kabul etmişti. Düşünebiliyor musunuz? 1977 yılına kadar konsolosluklarımızda eğitim müşavirliği bile yoktu. Maalesef. Son zamanlarda, hele hele AK Parti iktidarı döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya çeşitli defalarda düzenlediği ziyaretler esnasında entegrasyona evet ama asimilasyona hayır ifadesini kullanmıştı. Kaydeder mesaj değil mi? Almanya İçişleri Bakanı, o zamanın İçişleri Bakanı Otto Schily buna şiddetle karşı çıkmıştır. 11 milyon Türk var. Ve şöyle bir ifade etmiştir. Bu rakamı bir değerlendirelim. Buyurun. Şöyle bir ifadede bulunmuştu. En güzel entegrasyon asimilasyondur demişti. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Alman, deminki ifademde iddia ediyorum, Alman faşizmi bütün haşmetliyle ayaktadır. Irkçılık Avrupa'da had safhadadır. Bakın Fransa'da, Belçika'da toplumsal olaylar meydana gelmektedir. Kim görüyor bunu? Sokaklar CNN yanıyor. CNN görüyor mu? BBC görüyor mu? Hiç insan hakları ihlallerinden bahsediliyor mu? Siz sokakta yürüyen ve üzerinde silah olmayan, sadece bir takım
haksızlığa uğradığını düşünen insanların hak arayışına karşı bu kadar polis gücüyle gidiyorsun diye karşı duran var mı? Yok. Türkiye'de, Türkiye'nin güneydoğusunda silahlanmış terör örgütü var. Ve bunlara masum gibi gösteren Batı var. Ve düşünün ki bir devletin belli bölgelerinde silahlanmış bu insanlar devlete meydan okuyarak oradan özellikler veyahut da bağımsızlık yönünde bir isyan başlatmaya kalkıyor. Ona karşı siz orantısız güç kullanıyorsunuz. Şu terörle mücadelenizi tekrar gözden geçirip yeniden anayasal değişikliklere gidin, kanun değişiklikleri yapın diye baskı yapıyorsunuz. Bu kadar çirkeflik, bu kadar ikiyüzlülük olur mu? İkircikli bir siyaset bu. Yani şimdi Avrupa'da, dönelim Avrupa'ya. Avrupa'da şu anda konumuza dönecek olursak, Avrupa'da 3,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Bunlar şerefli alın terleriyle bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin kalkınmasına destek veriyor. Bu insanları incitmek hiç aklınızın ucundan geçiyor mu? Peki bu insanlar ne yapabilirler? Ben Almanya üzerinde konuşayım. Ya Almanya en temelde bu skandal kararı evet dediği için Almanya'da yaşayan Türkler şu dakikadan sonra ne yapacak? Ne yapmalılar? Almanya bu arada Akit gazetemizi de yasaklamıştı biliyorsunuz. Bir Akit gazetesi yazarı olarak da vardır herhalde söyleyecekleriniz. Dinleyelim sizi efendim. Şimdi bir kere önce Almanya'daki Türkleri konuşalım. Lütfen. Sonra o yasa konuşalım. Hı hı. Akit'e yönelik değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Avrupa'daki Türk toplumunu, bilhassa Almanya'daki Türk toplumunu tebrik ediyorum. Kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bu ülkeye yaptığı ziyaretlerin her seferinde kanaat önderleriyle, o teşkilat temsilcileriyle olduğu kadar oradaki toplumla hemhal olmuştur, kucaklaşmıştır, bir araya gelmiştir. O insanlar ilk defa kendilerinin sahiplendiğini gördüler. Hı hı. Ve onlara bir özgüven geldi. O özgüvenle birlikte Türk toplumu, Almanya'daki Türk toplumu eskisinden çok daha hakkını arayan, dirayetli, başını dik tutan, ben buyum diyebilen bir topluluk haline geldi. Almanların en çok rahatsız olduğu konu da budur. İkinci olay, bugün 80 binin üzerinde işletme var Almanya'da. Türk iş adamları var. Bu işletmelerde 350 binin üzerinde Alman çalışıyor. Türklerin yanında. Ve bunların bütün ciroları Alman bankaları üzerinden yapılıyor. Bir para akışı yani, sağlanıyor. Almanya ile ayrıca bizim 31 milyarın üzerinde bir ticaret ilişkimiz var. Bütün bunları yok saymak mümkün mü? Ben Ermenistan'ın hoşuna gitsin diye veyahut da o 15 olaylarında acı çeken Ermenilere sahip çıkma adına olduğuna asla katılmıyorum. Bu diasporanın arkasındaki aklın işidir. Tamamen, tamamen Alman derin devletinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp ekonomik, siyasi ve stratejik bir takım paylar koparmak. Türkiye'den bir takım, daha sonra göreceksiniz, bu süre içerisinde bir Almanların taktiğidir bu. Bunlar önce bu şekilde bir hücum ederler. Sonra? Ve aleyhinizde kararlar alırlar. Sonra gelin barışalım diyorlar. Şimdi Merkel'in açıklaması var. Merkel diyor ki Türkiye-Almanya ilişkileri oldukça güçlü bir biçimdedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Almanya ilişkileri ciddi yara almıştır dedi. İki açıklama var. Yeni bir açıklama. Şimdi bunu söyleyeyim. Merkel ikiyüzlü. İkiyüzlü. Neden biliyor musunuz? Binali, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'le ve Cumhurbaşkanımızla yakın zamanda yaptıkları görüşmelerde kendisine bu Ermeni tasarısı ile ilgili, yani Ermeni tasarısı bugün gelmedi. Daha önce de vardı. Bu son iki yıldır tartışılan, konuşulan, evet, ve hazırlığı yapılan bir tasarı. O esnada kendisi bizzatihi Şansölye Merkel ve Dışişleri Bakanı Steinmeier açık bir şekilde hem Cumhurbaşkanımıza hem Başbakanımıza bu konuyla ilgili engellemek için elinden gelecek geleni yapacaklarını söylediler. Şimdi sen kalkacaksın,
bir devleti temsil noktasında bir şahsiyet olarak, bir Şansölye Merkel olarak, bir başbakan olarak geliyorsunuz. Bir Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve başbakanına söz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki elimden geleni yapacağım engellemek için. Ancak bu oylamadan bir gün önce kendi partisi olan Hristiyan Demokrat Partisi'nin içinde bir ön oylama yapıldı. Aynı Angela Merkel o oylamada bu tasarının geçmesi için evet oyu vermiştir. Evet, bu kadar yüzsüzler diyorsunuz yani. Yani buna 200'lü falan da demek artık. Buna bir şey ifade etmiyor. 200'lülük değil. Bu yapılan 200'lük değilse nedir şimdi? Onu sormak lazım. Bunun da ötesinde diyorum ya ben. Şimdi hakikaten çok çarpıcı bir durum var. Merkel'in böyle bir ikircikli siyaseti var. Almanya'daki Türkler ne yapacaklar? Bu arada yeni gelişmeler var. Gurbetçiler ana vatanına dönüyor. Sıcak bir gelişme olarak arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Teşekkür ederiz. Yakında acaba Avrupalı işçileri ülkemizde görecek miyiz? Almanya'da bir infiale sebebiyet verecek mi? Almanya'da yaşayan Türkler nasıl bir tavır ortaya koymalılar? Ben şimdi, sizden dinlemek isterim. Avrupa'daki Türk toplumu üzerine düşeni başarıyla yapmıştır. Evet. Çok öncelerden başlayarak farklı şekillerde oradaki kuruluşlarımız bildiriler yayınlattılar. Alman devletine ve siyasilerine yönelik uyarılarda bulundular. Daha sonra ise hele hele bu son zamanlarda Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük protesto mitingleri yapıldı. Tepki gösterileri vardı. Tepkilerini ortaya koydular. Uyarılarını yaptılar. Çağrılarda bulundular. Gelin bu dostluğu bozmayalım. Biz de sizin bir parçanız isek o zaman bize sahip çıkmanız lazım. Bize sahip çıkmanız lazım. Orada yani 1915 olaylarında sadece Ermeniler ölmedi. Karşılıklı bir mücadele içerisinde basılan Türk köyleri var, öldürülen binlerce Müslüman Türk var. Hamile kadının karnı kesilerek içerisindeki çocuğu öldürdüler. Yani bu işin hakikati Alman parlamentosu tarafından onaylanması veya tartışılması işi değildir. Bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş uluslararası kurulacak bir mahkemenin vereceği karar sonrasında o karara dayanarak bir takım ülkelerin parlamentoları karar alabilir. Ama tarihçilere başvurmuyorlar, ama siyasete başvuruyorlar şimdi. Bunlar tamamen şovdur ve oyundur. Hı. İçerisinde siyaset beklentisi vardır, ekonomik beklenti vardır, stratejik beklentileri vardır. Çünkü eğer bu konuyla alakalı gerçekten Almanya samimi ise o zaman böyle bir öneride bulunabilirdi. Hı hı. Yani şimdi düşünün, Fransa'yı anlarım. Fransa'da 600 bin Ermeni var. Hadi diyelim Amerika'yı da anlarım. 750 binin üzerinde Ermeni yaşıyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu ekonomik gücü olan ve aynı zamanda hem Fransa hem Amerika parlamentosunda, siyasetinde ve çeşitli ekonomisinde etkili insanlar. Hı hı. Peki Almanya'ya ne oluyor? 30 bin, en fazla 10 bin seçmeni olan bir Ermeni orada şey edebilirsiniz. Barınıyor. Barındırıyor. Toplam nüfusu belki 25 bini falan aşmaz. Hı hı. Ama 3,5 milyon Türk yaşıyor bu ülkede. Ve bunlar yarım asırdır şerefli alın terleriyle sizin ekonominize kalkınmanıza katkıda bulunuyor. Peki ne yapacak bu Türkler diye sordum ben size. Şimdi Almanya'nın kararı, Almanya'nın politikasını böyle okuduk. Ortada bir hadise var. Ben Almanya'daki Türk toplumunun ne yapacağından çok Türkiye'de bir Alman karşıtlığı toplumsal bir tepkinin ortaya çıkacağından korkuyorum. Bunun da müsebbibi Almanlar olacak. Peki neye dönüşür bu? Şimdi bakın, Ermenileri silahlandırıp onların katline sebep olan da bunlardır. Bunlar derken emperyalist güçlerdir. O zaman Almanlar bizimle beraber hareket ediyordu. Hı. 1915'te Osmanlı ile birlikte itibar etmişler. Lawrence'ler vardı bu işi gerçekleştiren. Ama Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, el altından Ruslar Ermenileri silahlandırarak
Anadolu'da bir Ermeni devleti kurdurmaya hedeflemişlerdi. Onları da bu vaatlerle kandırmışlar. Osmanlı ise bir devlet olmanın gereği olarak tehcir yapmıştı. O isyanları bastırdı. Türklerle, tabii o arada Ermenilerin saldırıları sonucu öldürülen Türk köylerinin de halkının da ayaklanıp Ermenilere zarar vermemesi için Ermenileri tescil etmişlerdir. Şimdi aynı şekilde Almanlar bu kararıyla birlikte Türkiye'de bir Alman karşıtlığının toplumsal bir tepki olarak oluşmasına sebep oluyorlar. Bir. Evet. İkincisi, bunun üzerinden bir gösterge bu. Yarın öbür gün PKK üzerinden ve PYD üzerinden Kürt halkını katlediyorsunuz şeklinde bir safsada ve uydurma bir takım projelerle, taslaklarla Türkiye'yi daha fazla köşeye sıkıştırmak, Türkiye'yi bölme, parçalama yönünde emperyal güçlerin planlarına, projelerine zemin hazırlamak için Almanya böyle bir şeye de kalkışabilir. Ya bu artabilir mi diyorsunuz bu saldırıda? Boyutu artabilir. Da artabilir, şekli de değişebilir bunun, o halde. Bunun hiçbir yerinde Almanlar'da iyi niyet görmüyorum. Hı. Birincisi, bugün Türkiye'yi tehdit eden, bölmek isteyen terör örgütünün bütün finans kaynağı Almanya'dır. Evet, PKK'ya sahip çıkıyorlar. 4000'e yakın PKK'lı Almanya'dan besleniyor ve orada örgütlenmiş ve orada haraç topluyor. Orada aidat topluyor. PKK terör örgütünün insan ticaretinden, uyuşturucudan, zorla topladığı bağışlardan ve Almanya'da çalışan her Kürt Türk vatandaşının maaşının %40'ına el koyuyor PKK. Bunu Alman devleti bildiği halde, birçok konuda şikayetler edildiği halde hiçbir tanesinin üzerine gitmiş ve bu örgüde sen bunu benim ülkemde yapamazsın diyememiştir. Alman devleti, diğer Avrupa ülkeleri de Almanya'yı örnek alırlar. Almanya üzerinde konuştuğumuzun tümünü Avrupa üzerinde hesaplayabilirsiniz. Çünkü Avrupa'nın lokomotifi Almanya'dır. Yansımaları görülüyor şimdi, diyorsunuz. Aynı şekilde Almanya devleti PKK'nın Almanya'da çalıştırdığı oteller var. Çalıştırdığı şirketler var, fabrikalar var. İşlettiği tönerciler var. Töner dükkanları var, işletmeler ekonomik var. Ekonomik bir veri döngüsü var ya, değil mi orada? İnanılmaz bir akış sağlanıyor. Destek Almanya'nın terör örgütüne. Almanya'nın terör örgütü PKK ile THKBC ile anlaşması vardır. Bak bunu buradan ilan ediyorum. İddiaları varsa çıkıp böyle bir şey yoktur desinler. Avrupa sınırları, Almanya başta olmak üzere, Avrupa sınırları içerisinde eylem yapmama şartıyla faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Peki bunu bilen Türkiye bu dakikadan itibaren adımlarını daha farklı bir noktada atacak mı? Siz ne bekliyorsunuz hükümetten? Türkiye ne yapacak? Nasıl hamleler geliştirecek? Türkiye hükümeti üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Evet. Ama ancak ne zaman ki ekonomik bir bağımsızlık elde etme adına üretime geçtiğiniz an daha büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. İşte yerli otomobil, insansız hava araçları, helikopterler, üçüncü helikopterler, kendi silah savunma sanayisinde yeni bir takım projeleri hayata geçirmek, denizaltıları, havaalanlarını, ülkenin kalkınmasını ve ihraç mallarının her geçen gün Türkiye'de yeni yeni modeller ortaya koyarak yeni yeni şirketlerle ortaya çıkması bunun en güzel örneğidir. Peki bir ara verelim isterseniz, aranın ardından yerli milli projeleri istemeyen Avrupa Batı Türkiye'nin bu yürüyüşünü nasıl engellemeye çalışıyor? Türkiye nasıl acaba atılımlar gerçekleştirecek ve bu Almanya küresel aklın oyunlarını bozacak? Konuşmaya devam edeceğiz izninizle. Evet. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akit Güncel'de Almanya'nın skandal aşağılıkça alçakça kararını Akit gazetesi yazarı
Mehmet Koçak'la değerlendiriyoruz. Avrupa'nın bu oyunlarını, niyetlerini, gerçek planlarını değerlendiriyoruz. Bir yere atlamayalım. Biz Akit TV'yiz, Akit Medya Grubu ailesiyiz. Bu oyunları biliyoruz. Biz dik duruyoruz, rahatız. Planları biliyoruz çünkü. Türkiye daha büyük ama daha büyük hayati kararlar almalı ve bunları uygulamalı diyoruz. Milli projeleri destekliyoruz. Milli projelerden rahatsız olan Avrupa ile bu iş olmaz diyoruz. İslam coğrafyasının birbirine kenetlenmesi gerektiğine olan inancımız tam. Akit gazetesini Almanya yasaklamıştı. Burayı atlamayalım. Evet. İzninizle neden Akit gazetesinden bu kadar rahatsızlar? Akit'ten rahatsız olan Almanya'nın iyi niyeti olmaz, olamaz denebilir mi? Şimdi bu konuyla alakalı olarak bundan birkaç gün önce Akit gazetemizde yayınlanan bir röportajım oldu. Evet. Bu röportajım ben daha önce Türk-Alman Araştırmaları Vakfı Başkanı olan, şimdi hem Türk hem de Almanya toplumunun çok iyi araştıran Profesör Doktor Faruk Şen'le birlikte yapmıştım. Kendisi ile yakın dostum bu konuyla alakalı olarak bana şunu söyledi. Dedi ki, Mehmet Bey dedi, ben bu konuyu biraz araştırdım dedi. Ve zamanın İçişleri Bakanı Otto Schily ile görüştüm. Evet. Dedim ki, siz demokrasiden bahsediyorsunuz, insan haklarından bahsediyorsunuz. Komik ama bu açıklamaların her birisi. Yani kalkıyorsunuz, böyle bir günlük gazeteyi ülkenizde yasaklıyorsunuz. Yasaklamanın bir sebebi olsa gerek. Bunun terörü teşvik etmesi lazım. Evet. Ülkenizin âli menfaatlerine ters düşen yayınlar yapması lazım. Akit'in yasaklanmasının asıl sebebi ne biliyor musunuz? Nedir? Antisemitist falan filan hikaye. İslami öncelikleri öne çıkaran, İslami hassasiyetler konusunda insanları uyaran ve bizi biz yapan değerleri yeniden ihya etme adına yaptıkları çalışmalar konusunda, yaptıkları yayınlar konusunda etkili olduğunu gördüler. Etkili olduğunu gördüler. Bana göre asıl sebebi bu. Faruk Şen Bey, Profesör Faruk Şen Bey bunu zamanın İçişleri Bakanlığı'na sordu. Kendisi de bunların sadece yasaklanması, kapılarının kilitlenmesi, matbaalarına el konulması falan değil. Asıl sebep daha da ilerisi, bu gibi düşünen insanları Almanya'dan kovmak lazım diye söylüyor. O kadar ileri gitmişlerdi. O kadar ileri gitmişti. Ve aynı zamanda Otto Schily Türkiye'nin o zamanki İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya mektup yazarak Akit gazetesinin Türkiye'de de kapatılmasını, Vakit gazetesinin Türkiye'de de kapatılması gerektiğini ve bunu da kendisinden rica ettiğini Faruk Şen'e söylüyor. Bu kadar rahatsız olmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Komik değil mi bütün bu aslında ama durumlar? Yani gerçek niyetlerini bu kadar okumak zor olmasa şimdi gerek. Onlar bir toplumu, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk toplumunu asimile edip kendilerine benzetmeye çalışırken, siz yayınlarınızla bir duruş ortaya koydunuz. Bir duruş ortaya koyarak onların milli kimliklerinde ve inançlarında bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini korumaları ve bu bizi biz yapan değerler etrafında bütünleşmelerini sağlamaya yönelik yayınlar yaparsanız onların kafasına göre kapatılmayı hak ettiniz. Evet, bu bir aslında şeref madalyasıdır. Ama yani bu konuda bizim asla bir umutsuzluğumuz, asla bir hüznümüz olamaz. Elbette. Yani düşmanın sizin hakkınızda söyledikleri sözler eğer takdirse dönüp kendinize bakmanız gerekiyor. Eğer sizi sevmiyor, sizi kötülüyorlarsa doğru yerde olduğunuzu anlarsınız. Buradan şeye geçeyim, ikinci sorunuza. Lütfen hızlıca alalım onu da. İslam dünyasını ayağa kaldıran ve İslam dünyasında siz de varsınız ve kendi başınızdaki diktatörleri devirerek
kendi öz yönetimlerinizi kurabilirsiniz ruhunu veren bir siyasi hareketi başlatırsanız, o zaman Almanlar da sizi sevmez. Avrupalılar da sizi sevmez, Amerikalılar da sevmez. Çünkü onların oyunlarını bozmaya yönelik bir hareket başlatmış oluyorsunuz. Bugün Arap Baharı'nın etkilerini gördünüz. Ve bu devrimleri tersine çevirme adına Batı emperyalizminin ne yaptığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir çabaya girdiler. Mısır, demokrasiden bahseden Avrupa, sandığı gösteren Avrupa, asırlardır İslam dünyasını demokrasiyi içselleştirmemekle suçlayan Avrupa, Mısır'da halkın seçimiyle gelen Mursi'yi deviren bir diktatöre, o diktatörün bütün insanlık dışı vahşetine sessiz kalmıştır. Destek verdi hatta. Hani demokrasi vardı. Aslına bakacak olursanız gerek Cezayir'de yaşananlar, gerekse Tunus'ta yaşananlar, gerekse Mısır'da yaşananlar, o halk devrimleri, gerekse Libya'da yaşananlar Batı tarafından alkışlanması lazım. İnsan hakları açısından alkışlanması lazım. Bunların bir diktatör etrafında değil, seçimle bir iş başına bir iktidarın gelmesi gerektiğine olan inançlarından ve ona yönelik direnişlerinden dolayı takdir etmeleri ve alkışlanmaları lazım. Anladım. Ama bakıyorsunuz ki Avrupa kendisi için bir değer olarak kabul ettiği demokratikleşmeyi ve seçme ve seçilme hakkını bu ülkelere çok görmüştür. Şunu soracağım. Batı bugüne kadar lobi faaliyetlerini çok büyük bir profesyonelce tutumla gerçekleştirdi, getirdi. Nasıl olur da böyle hakikaten insanın aklı almıyor. Baktığınızda lobi faaliyetlerini yapıyorlar ama Müslümanlara geldiğinde bunu başaramıyoruz. Biz bu lobi faaliyetlerinde, daha doğrusu bu soykırım tasarılarını tanıma konusunda bir tutum, tavır ortaya niçin koyamıyoruz? Niye birleşip bu Avrupa'nın gerçek yüzünü anlatamıyoruz? Ne dersiniz? Şimdi sömürge olmuş toplumlar kendi öz kimliklerine ve inandıkları değerlere dönmeleri çok zordur. Birincisi cehalettir. Cahil bırakılmış bu toplumlar. İkincisi ekonomik güçle bu bölgelere giriliyor. Hem sömürüyorlar hem de o sömürdükleri paralardan onlara dönelik faaliyetler, lobi faaliyetleri yürütüyorlar. Çok etkili oluyorlar. Asimil ediyorlar bir yandan. Hem asimil ediyorlar hem de düşünün, bugün İslam dünyasının en büyük belası ırkçılıktır, mezhepçiliktir ve terördür. Cumhurbaşkanımız bu üçünün üzerine ısrarla duruyor. Teşhis etmişler bunlar. Bugün İslam dünyasının bir birlik olması, İslam birliğinin kurulmaya yönelik bir yönelişin önündeki en büyük engeller bunlardır. Nedir? Bu üç unsurdur. Terör kışkırtılıyor onlar tarafından. Evet. Düşünün, Afganistan'ı şimdi Almanya insan haklarından yola çıkarak soykırımını onaylıyor ya. Evet. Almanya'ya sormak lazım. Afganistan Ruslar tarafından işgal edildi. Milyonlarca insan yok edildi. Onlardan sonra Amerika birbirine düşürüldüler. Onları da düşüren yine emperyalist güçler. Ve daha sonra ise Amerika fiilen işgal etmiştir. İttifak güçleriyle birlikte. Ve orada milyonlarca insan yine yok edildi. Bir ülke, ben gittim gördüm. Orada insanlık adına yaşayan hiçbir şey bırakılmadı. Talan edildi. Müzeleri dalan edildi. Yeraltı yerüstü zenginlikleri dalan edildi. İnsanların ruhları çalındı. Orada yaşayan insanlar artık niçin yaşadıklarını bilmiyorlar. Ülkenin geleceği çalındı. Şimdi tabii ben bunu İslam coğrafyası ekseninde bir tavır ortaya koyma biçimi olarak sormuştum. Son dakikalardayız. Evet. Onun için hızla Şimdi onun için Almanya eğer bir insanlık adına yola çıkıyorsa önce bunları araştırması lazım. Güzel bir cevap. Ama gayet net. Sözümün başında ifade etmeye çalıştığım gibi Kızılderililere yapılan katliamları Amerika korkusundan,
Avrupa Birliği içerisinde müttefiki olan Cezayir'in Fransa'nın Cezayir'deki vahşetini görmezlikten geliyor. Ruanda katliamı, soykırımından bahsediyorsunuz. İspanya'nın Latin Amerika'da yaptıklarını Avrupa Birliği çerçevesinde biz aynı gemideyiz diyerek görmezlikten geleceksin. Tarihte kalmış bir takım çöp denegelerini karıştırarak bilgi ve belge diye birleştirip öne çıkararak Türkiye'yi suçlamak Almanya'nın ne haddidir ne de hakkıdır. Anladım. Söz olarak şunu söylemek buyurun. İsterim ki Almanya bir Türkiye'ye yönelik bir düşmanlık yapmıştır. Hı hı. Bu düşmanlığın bedelini de bugün değilse yarın ödeyecektir. O bedel ne olacak onu soracağım. Son olarak bu arada meclis ortak bir bildiriyle Almanya'nın soykırım yalanı konusundaki aldığı kararı kınıyor. Ama bu karar tasarısına HDP katılmıyor. Şaşırdınız mı? Hayır, hiç şaşırmadım. Çünkü neden? Şimdi aslında katılmak istemeyen CHP de var. Ancak CHP halk tepkisinden korktuğu için bu bildiriye imza koydu. Tabii, şimdi onu biliyoruz. Gönüllü olarak oy veren, imza koyan iki parti var. Biri Adalet ve Kalkınma Partisi, ötekisi de Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü Kılıçdaroğlu Almanya'da yaptığı ziyaretler esnasında bu tasarıyı meclise taşıyanlarla kol kola çok ayrıntılı muhabbetler içerisinde bulunmuştur. Şimdi aynı şekilde HDP'ye sıra gelince zaten bu tasarıyı hazırlayanlar HDP'yle kol kola yürüyorlar. Angela Merkel'i bu son dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Türkiye'ye karşı tavır koymasını istiyor. Yeşiller Partisi ile soldur, aşırı sol. Bunlar da mecliste belli bir güce sahiptir. Ortak paydaları var. Partner olarak HDP'le beraber çalışıyorlar ve son seçimde HDP güçlü bir oy katılması için Almanya'daki Kürtleri örgütlemek ve onları sandıkların başına getirip HDP'ye oy verdirmek için bütün lojistik desteği bu iki parti vermiştir. Peki. Alman Yeşiller Partisi, Cem Özdemir başında olduğu, Claudia Roth'un da yardımcısı olduğu Yeşiller ve sol, aşırı sol partilerdir. Bunların da verdiği desteği unutmayalım diyorsunuz. Dolayısıyla bunlar beraber çalışıyorlar. Bunları farklı düşünmek mümkün değil. O tasarının geçmiş olması elbette önemlidir ama ondan önce bana göre Türk hükümeti ve Türk siyasileri duygularla değil mantık yürüterek bundan sonraki tavırlarını almalılar. Bakalım ne olacak, sizinle yine bu stüdyoda değerlendirmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve katkınız için. Akit gazetesi yazarı Mehmet Koçak stüdyo misafirimizde Almanya'nın alçakça kararını değerlendirdik. Akit gazetesini yasaklayan Almanya'ya da güldük değil mi Mehmet Bey? Birlikte güldük. Onların o kararlarını da gülümsetici diye değerlendirdik. Biz elbette düşmanın bile Cenab-ı Allah şereflisini versin diyoruz. Türkiye'nin yarınlarının daha umut verici olduğuna olan inancımızın bir kez daha olduğunu ifade ediyor ve haykırıyoruz. Yarın elbet bizimdir, evet bizimdir. Ben İbrahim Bedir, hepinizi selamlıyorum. Yayınımızı Aykut Sev ve Muhammed Kılınç yönetti. Kamera arkasındaki onlarca ekip arkadaşımız adına ben teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.